Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Android cihazlarınızda Tail nasıl kapatabileceğiniz veya aktif edebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle ne de bu telbek bundan bahsetmek istiyorum biraz. Telbek görme engelliler için oluşturulmuş bir özellik aslında. Burada telbeyi aktif ettiğinizde ekranda dokunduğunuz yeri sizi sesli komut olarak geri bildirim sunuyor ve telefonunuz normal bir şekilde çalışmıyor. Örneğin herhangi bir yere girmek istediğinizde mesela şu an arama bölümüne gireceğim. Bir kez tıkladım etrafında kare buton oluştu. Daha sonra iki kez tıklıyorum. Bu şekilde arama bölümünü açıyor ya da bir herhangi bir rakamı tuşlayacağım zaman bu şekilde tuşladıktan sonra bize geri bildirim veriyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Ya da ekranda herhangi bir kaydırma yapacağınız zaman tek parmağınız ile değil iki parmağınız ile kaydırma yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Örneğin bu şekilde. Normal yaptığınızda herhangi bir işlem görmez. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi bunu çok kişi yanlışlıkla açıyor. Çünkü bunu açmak için telefondan telefona değişik gösteriyor. Bazı ses tuşlarına basılı tutmanız gerekiyor. Bu e, yanlışlıkla yaptığımız için kapatması da bir hayli zor oluyor. Bunu kapatmak için iki parmağımızı kullanarak burada ayarlar bölümüne tıklıyorum menüyü açtıktan sonra. Daha sonra ayarların üzerine iki kez tıklıyorum. Burada iki parmağımız ile yine en aşağıya geliyorum. Erişilebilirlik kısmının üzerine iki parmağım ile tıklıyorum. Burada hemen aşağıda yüklü servisler kısmında telbeyi zaten ilk başlık olarak görüyorum. Yine iki parmağımızla giriyorum. Tailback açık simgesini gördüm. Burada tekrar iki parmağımla tıklıyorum. Burada sağ kısımdaki bölümden bir kez tıklıyorum. Daha sonra iki kez tıklıyorum. Burada tailback devre dışı bırakılsın mı? Tamam diyorum. Burada gördüğünüz gibi Telbek şu an devre dışı ve artık telefonunuzu normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlere Samsung cihazlarında veya diğer tüm Android cihazlarda TLB nasıl devre dışı bırakabileceğinizi anlattım. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.